Merhabalar, çok değerli hat sanatı ve hüsnü hat sanatı gönülleri, gönülleri dostlarımız ee, ilk bu derse gönül vermiş hatta derse gönül vermiş kişilerin en önemli iki tane problemi var. Neden? Çünkü bu sanat hendeseyi ruhaniyedir. Yani ruhumuzun mühendisliğini yapmak, ruhumuzun kağıdın üzerine imzasını atmak. Ruhumuzdaki duygu ve düşüncelerimizi oraya yansıtmak. Bu nasıl oluyor? Diyor ki, hendeseyi ruhaniyedir. Bir alatil cismaniye, cismani aletlerle yapılan hendeseyi ruhaniyedir. Bu nedenle Hendisi ruhaniyeyi yapabilmek için, bu sanatı icra edebilmek için mutlaka mürekkebe, kaleme, hokkaya ve diğer aletlere ihtiyaç var. Ne demiş? Hendisi ruhaniye bir alet cismaniye, cismani aletlerle yapılan, cisimlerle yapılan el, hokka camdan, makta, mürekkep ve kalemler. Hepsi bundan cisim. Bir görsel alet. Peki en önemli iki şey nedir bunlardan? Birisi mürekkep. Mürekkebimizin güzel olması, kıvamında kaliteli olması. Sonra kalemlerimiz, kalemlerimizin iyi olması, güzel yazması. E böyle olursa İlk bu işe gönül vermiş insanlar olarak Kur'ani harflerde olunca bizler her şeye hassas davranıyoruz. Bizim öğrencilerimiz de öğrenmek isteyen mustakbel hat sanatı ustalarımız da hassas davranıyor. Bu nedenle iki tane bizi zor durumda bırakan şey var. Birincisi mürekkeplerimiz eğer kıvamında ve güzelse problem yok, rahat rahat alıyoruz biz onu. Rahat rahat yazıyoruz. Diyelim ki problem yok. Bakıyoruz. Akıcı yerli yerinde yazabiliyoruz. Ama bir gün sabah kalktığımızda baktık ki bizim mürekkebimiz böyle küflenmiş. Bakın bu bir gün, iki gün olur, bir hafta olur, on gün olur. Belki bu mürekkepler çünkü özel yapılmış İran'dan, Hindistan'dan, uzak doğudan, dünyanın değişik yerlerinden gelen is mürekkepleri bildiğimiz Çin'i mürekkebi ya da bildiğimiz düz yazı mürekkepleri değil. Ondan dolayı da bunun böyle tüflenmesi mümkün, böyle is kurum gibi olması mümkün. Bu nedenle biz üzülmeyeceğiz. Mürekkebimiz bozuldu, atmamız lazım diye değil. Bunun içinde ipek var. İpeklerin içinde de mürekkepler bizim gizli. Peki bunu nasıl halledeceğiz? Nasıl yapacağız? Bunu halledebilmenin tek kolay yönü ilk önce biz bunu işte basit kürdan şeklinde ya da bir tane çubuk şeklinde bir malzemeyle alıp şöyle güzel bir şekilde üstten sanki nakşediyor gibi böyle çorba karıştır gibi değil de güzelce böyle çünkü hat sanatı zarafet ister, incelik ister, ruh ister. Böyle bu şekilde güzelce İşlersek işte aynı durum oldu. Mürekkebimiz normal kullanılır hale geldi. Bakın çok güzel oldu. Böyle yapacağız. Zaman içinde bakın diğeri de aynısı. Nasıl bir şekil alacak? Biz bunu alıyoruz böyle. Bu şekilde. Evet işliyoruz. Bakın böyle çorba gibi karıştırmak güzel belki olmayabilir. İşte ve mürekkebimiz kıvamına geldi. Bunlar tabi ilk bir, birinci ders, ikinci ders, üçüncü ders, dördüncü ders başladığınızda başınıza gelebilecek hadiseler. Bu sizin canınızı sıkabilir. Sıkmasın diye ben şimdiden böyle bir şey ihtiyaç duydum. Bu işin talebesi gönüllüsü olarak sizinle paylaşmak istedim. Peki hocam ben yazdım yazdım mürekkebi de ama bir baktım ki artık kalemin ucuna yazdığımda gelmiyor. Kalemin ucu sanki zorlanıyor. Sanki mürekkep akmıyor. O zaman ne yapacaksın? O zaman alıp bir damla mürekkep, iki damla mürekkep ilave edeceksin. Yine hocam çok katı, çok katran gibi oldu. O zaman ne yapacağım? O zaman saf, temiz demlikten ya da çeşmeden bir iki damla çay kaşığıyla yarım mesela 3 göz damlası gibi iki göz damlası gibi 5 göz damlası gibi su ilave yapacağız. Dolayısıyla da sonra yine suyu ilave yaptıktan sonra biz bunu güzel birbirine mezcettikten sonra mürekkebimizi aldığımızda bakacağız, kalemimizde dinleyeceğiz. Eğer şöyle tatlı bir akıcılığı, yazının şekli varsa o zaman diyeceğiz ki Evet mürekkebimiz kıvamında güzel bunu kullanmaya devam edeceğiz. Birincisi buydu mürekkep problemimiz. İkincisi kalemlerimiz. Kalemlerimize baktığında kalemlerimizin uçları böyle bulaşık olabiliyor. Mürekkep bulaşı olabiliyor. Zaman zaman ıslak mendille sinilebiliyor. Kuru bezle sinilebiliyor. Ama tabi ilk başta korkuluyor. Islak mendille silersem, kuru bezle silersem ne olur? Bu noktada kalemlerimizin ucuna bakacağız. Aynı bu şekilde tortu olmuşsa, çam, çamur gibi olmuşsa yapacağım bir şey var. Önce kalemimizi bir peçeteyle, ıslak mendille silelim ucunu. Bakalım. Üzerinde yine tortular varsa, o tortuları bu sefer ne yapacağız? Şöyle bir meyve bıçağı olabilir ya da özel kullandığınız hatla alakalı bir bıçak olabilir. Bunlarla alıp bıçakla ben şimdi şu bıçağımı kullanacağım. Burada şöyle mürekkep olan kısmı bu şekilde kazıma usulü kesme kırma falan değil. Şöyle mürekkebimizi kazıyacağız. Şu şekilde kazıdıktan sonra bu tarafını da mürekkebimizde. Bakın temizlendi. Kalemizin yüzü ortaya çıktı. Sonra kalemizi tekrar güzelce silelim. Bakın eskisinden daha temiz oldu. Niçin? Bu tortular kuruyor. Kuruyunca mürekkep almıyor kamış. Kamış mürekkep almayınca da bu sefer yazmadığını düşünüyorsunuz. O halde bizim yapmamız gereken şey güzel temizleyeceğiz. Sonra deneyeceğiz. Bakalım. Mürekkep alıyor mu? Evet. Çok güzel mürekkep alıyor. Tamam. Bir de diyelim ki güzel ucunu da temizledik. Yazarken kalemimiz bu sefer tırtırlanma yapıyor. Tırtırlanma yaparsa ne yapacağız? O zaman tırtır tır olur, güzel olmaz, içimiz rahat etmez. O zaman kalemimizin güzel ucunu temizleyeceğiz. Şu tüfler, tortular gidecek bakın. Güzel bir şekilde. Çünkü buradaki tüfler falan mürekkebi arkadan sürüklüyor. Yazının güzelliğini bozuyor. Mürekkebin ahengini bozuyor. Peki hocam ucu tırtır bakın yine bu kalemin ucunda çok hafif bir böyle kullanı kullana yıpranmışlık var. Eski merdivenleri falan basa 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 olduğu gibi. O halde ne yapacağız? Bizim makta deniyor. Bu bizim kalem tıraşımız. Kalem tıraşımızla alacağız. Şöyle kalem tıraşımızla ucunu çok hafif çok hafif. Evet. Düz hale getireceğiz şu şekilde. O zaman da ne olacak? Düz hale gelince o zaman jilet gibi dümdüz yazıyor olacağız. Şöyle bakın. Dümdüz yazıyor olacağız. Net çıkacak kalem ucu. Hocam bıçakla kestim. Yine de bir ufak tortu var. Ne yapabilirim? O halde bunu zımparayla ya da bir zımpara taşıyla ya da herhangi bir törpüyle mesela törpüyle diyelim çok hafif böyle ucunu çok hafif törpüleyin. O zaman da onun için ucundaki tüfleri ve bizim yazmamıza mani olan tortuları da almış oluruz. Kalemimiz çok güzel yazar hale gelir. İki şeyi konuştuk. Bir, Mürekkebimizle ilgili ne yapabiliriz? İki kalemimizle ilgili ne yapabiliriz? Mürekkeple ilgili yaptığınız çalışmalarda korkmayın, tırsmayın. Mutlaka minik minik su ilave edin, mutlaka güzelce karıştırın. Mutlaka kalemle ilgili de e, güzel temizleyin, temiz tutun. Mümkünse böyle kalem açmasını bir sebeple bir yolla öğrenebilirsiniz. E, bu nedenle de kalemin ve mürekkebin ne kadar güzel olursa o kadar başarılı yazı yazarsın. Ruhun ne kadar güzel olursa o kadar güzel yazı yazarsın. Eğer ruhun güzel olursa yazdığın yazı en güzel olur. Sanat olur. Kainat olur, her şey olur. Ama o gün çok moralin bozuk, güm ettin, yıkıldın, hiç moralin yok. Alıp başını gidesin var. O zaman da başını alıp gel yazımızın başına otur. Başta yazmaya. İnanın yaza 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 göreceksiniz ki bütün ruhunuz, bütün moraliniz, huzurunuz dengelenmiş. Dolayısıyla da çok kaliteli bir sanatkar olmuş olacaksınız. Size tansiyon ilacı gibi gelecek. 10 dakika yazayım derken 1 saati bulacak, 2 saati bulacak. Bu nedenle Yazmaktan çekinmeyin. Hocam kötü yazdım bıraktım. Moralin bozulduğu yazdım bıraktım. Hayır öyle değil. Her yazdığın şey senin sanatındır. Senin eserindir. İyisiyle kötüsüyle doğrusuyla yanlışıyla. Mutlaka onu yazmaktan imtina etme. Bol bol yaz. Yazmak yazı yaza yüzmek yüze yüze öğrenilir. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Başarılansın devamını diliyorum en güzel eserler sizlerin olsun. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.